Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlere video başlığından da gördüğünüz üzere aracımızda bulunan Vanos sisteminin yenileme işleminden bahsedeceğim. Daha önceden de zaten ben böyle bir videonun çekeceğinden diğer videolarında bilgisini vermiştim. Ve arkadaşlar Vanos'umun iyi olmasına rağmen alt kapağındaki yağ kaçağından dolayı ben de Vanos'umu hazır sökmüşken yenileme işlemini yapacağım. Bu videoda nelere ihtiyaç duyacaksınız, nasıl değişim yapacağız ve hangi sorunlarla karşılaşacağız, hepsini ayrıntılı olarak sizlere göstermeye çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar Vanos bakımını yapabilmeniz için Vanos testini yapmanız gerekiyor. Bunun için yine sağ üst köşedeki bölüme tıklayarak veya video açıklamalar kısmındaki bölümden Vanos testi nasıl yapılır ilgili videoyu izleyerek Vanos'unuz hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Bu aşamayı geçtikten sonra arkadaşlar Vanos'umuza bakım yapabilmek adına bazı aletlere ihtiyaç var. Nedir bu aletler? İşte motor sente aparatı, M52 motor için, M50 motor için motor sente aparatı lazım. Yani kambinli sabitleyeceğiz arkadaşlar. Sabitleme aparatı diyelim biz buna. Onun haricinde lokma takımı lazım. Lokma takımının yanında yine açık ağızlı anahtar takımı. Ben torklu güzel şekilde sıkabilmek adına tork anahtarım olmadığından şarjlı matkabın torkunu kullanacağım. Aynı zamanda cırcırla da güzel bir şekilde sıkma işlemini yapacağız arkadaşlar. Yine söküm işlemleri açısından yardımcı aletler olarak da yani malzemeler olarak da fren balata temizleyici, sıvı conta 300 dereceye dayanıklı, yine somunların altına konulan lastik contalar, bir çift eldiven, 32 numaralık anahtar ve üst kapak contasını da alırsanız arkadaşlar bu işlemleri rahatlıkla yapabileceğinizi düşünüyorum. Şimdi ben işlemlerime başlayacağım. Onun öncesinde arkadaşlar şu üst kapağı sökeceğim. Daha sonrasında fanı sökeceğim. Bu üst kapak ve fanın sökümü için arkadaşlar video açıklamalar kısmına ve sağ üst köşeye ben bırakıyorum. Sağ üst köşede arkadaşlar üst kapağın sökülmesiyle ilgili benim külbütör kapağının arkadaşlar videosu vardı. Contasını değiştirmiştim. Oradan üst kapağın sökülmesine ayrıntılı olarak bakabilirsiniz. Şu an ben onu göstermeyeceğim. Fanın içinde arkadaşlar termostat değişimi yapmıştım ben. Bir de fan termik değişimi yapmıştım. Bu iki videodan da yine sağ üst köşeye tıklayarak ulaşarak arkadaşlar bu videolarda fan sökümünü yapabilirsiniz. Ben şimdi bu iki bölümü sökeceğim. Daha sonra Vanos sökümünü ayrıntılı olarak size göstereceğim. Şimdi arkadaşlar motorun üst kapağını aldım. Üst kapağını söktükten sonra yapmanız gereken işlemleri söyleyeyim. Bana gelen aparattaki motor kitleme aparatını kullanacağız. Bir de arkadaşlar şuradaki 22'lik cırcırla motorumuzu çevireceğiz. Ve motorumuzu arkadaşlar birinci silindirin üst tölü noktaya alacağız. Bu nasıl yapılıyor? 22 milimlik arkadaşlar lokmayla şurada motorun arkadaşlar crank millinin kastana bunu takıyoruz. Ve bunu çevirerek hemen yine resimde gördüğünüz üzere buradaki kasnağın üzerindeki çizginin blok üzerindeki çizgiye gelerek yani TDC dediğimiz Top Dead Center yani birinci silindirin üst ölü noktaya gelme işlemini yapıyoruz. Bunu da nasıl anlarız? Şuradaki arkadaşlar emme ve egzoz kam milinin ikisinin de çıkıntıları, muylularının çıkıntıları 45 derece açıyla birbirine bakacak. Yine fotoğrafta gördüğünüz üzere. Ve bunu bu şekilde yaptıktan sonra, tabi bu işlemi vites boştayken yapıyoruz. Bu işlem bittikten sonra ise arkadaşlar motorun dönmemesi için herhangi bir sıkıntı olmaması adına bizim motorumuzu volan üzerinden kitleme yapıyoruz. Yine bana göre şu şekilde durduğumda sağ tarafta marş motorunun hemen altındaki bölgede yine resimden bunu da göstereyim. Birkaç tane resim koydum arkadaşlar. Buradan deliğe o benim aparatı veya bir tornavidayı sokarak volanın dönmesini engelliyorsunuz. Olur da herhangi bir sıkıntı olursa çünkü arkadaşlar motor sente kaçırabilir veya Vanos düzgün takılmayabilir. Bu yüzden burası önemli. Motorumuzu sabitledikten sonra şimdi şuradaki bölümümüzü sökeceğiz. Ben şimdi buradaki bölümü sökeyim. Daha sonra Vanos'umu alacağım. İşlemlere hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar set üzerindeki buradaki civataları söktükten sonra kam milinin üzerindeki şuradaki somunu sökmeden önce arkadaşlar şuradaki sabitleme parçalarını bunun üzerine ekliyorum. Ki eksantrikliği dönmesin diye. Bu şekilde bunların tam güzel bir şekilde oturması lazım. Thank you.
Buraya bu şekilde peçete yerleştiriyorum ki olur da içine cıvata somun düşerse sıkıntı yaşamayın. Çünkü buradaki kan milinin 4 tane cıvatası var. Onları sökeceğiz. Şimdi ise arkadaşlar zincir gergi pompasını hemen şöyle temizleyelim alyenimizi. Normalde setlerin içi bazı setlerden çıkıyor ama benimkinden çıkmadı. Bunu şöyle bastırdıktan sonra şurada arkadaşlar en küçük alyanı şu arkasında bulunan deliğe sokarak tansiyonerin yani gerginin şu alyan bunu tutacaktır. İnce bir çivi falan da olabilir belki. Evet zincirimiz artık boşta. Gayet basit hani şeyi yok zorluğu yok. Bunu da boşa almış olduk. Şimdi ise şuradaki vanos hortumunu sökeceğiz. Vanos hortumunu 19 numaralı anahtarla rahatlıkla sökebiliyoruz. Bir de termostatın üstünde şuradaki demiri tutan bir lokma daha var. Cıvata var. 13 numaralı cıvatayla onu da sökebiliriz. Şununla onları aldıktan sonra şuradaki somunlarımızı sökeceğiz. Şimdi ise termostatın hemen üstünde bulunan şuradaki E tipi kelepçeleri alıyoruz. Bu plastiğin zararı olacak çünkü eğer bunu çıkartmazsanız sizin için sorun oluşturabilir. Sökemezsiniz öbür türlü. Şimdi ise şuradaki somunları söküp vanosumu çıkartma işlemine geçeceğim. Şimdi arkadaşlar egzoz kan milini çevirerek buradaki vanosumu alacağım. Tabii vanos alırken çevirdikmeden dolayı buradaki bölüme bir tane poşet koyuyorum. Ve bu şekilde bunun yağ akması olursa hani hem yer kirlenmesin hem de motorumuz kirlenmesin, kayışlara gelmesin diye bunu bu şekilde sardım. Şimdi bunun buradaki bölüme bunu takacağım. Şimdi bunu bu şekilde taktım. Saat yönünde çevireceğim. Tabii biraz zor olabilir. Şöyle biraz saat yönünü tersine çevirip boşluğunu alıp tekrar evet bu şekilde dönüyor. Dönerken bunu da böyle çekeceğim arkadaşlar. Evet. Çıktı gibi. Mümkün olduğu kadar saat yönünde çeviriyorum. Sıyırdı. Tekrar şuradan bir yerden birazcık daha tutturalım. Çünkü yağlı olduğu için. Evet. Ben onu çevirdikçe arkadaşlar kendisi zaten bırakıyor. Evet, bunu bu şekilde ayarlamış oldum. Sökmüş oldum. Evet. Poşetimin içi yağ ile doldu. Şeyin kelepçesi, hortumun kelepçesi bu zararlı oldu. Şöyle bunu alacağız. Evet, gördüğünüz gibi vanosumuzu çıkartmış olduk arkadaşlar. Yine takarken de aynı şekilde montaj işlemin tersini yapacağız. Şöyle de poşetimizin içi yağ ile doldu. Evet, vanosumuz bu şekilde çıktı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunun testini yapmak için şöyle bakın çekiyorum. İçerisindeki yağını boşalttıktan sonra bayağı da zor geliyor. Tekrar bastırıyorum. Yine zor bir şekilde bastırılıyor. Aslında dediğim gibi burada bir herhangi bir sıkıntı yok. Ben şuradaki contasını değiştirecektim. Bu contayı değiştirmek için burayı kadar sökmüşken bunun da iç takımını yenileyeceğim. Bunun için işte 8'likmiş. Bunun için 10'luk anahtar lokma alacağım. Bu şekilde bakın çıkarmış oldum. Vanos rattle dediğimiz yani vanosun arkadaşlar böyle ses çıkartması çalışırken eğer öyle bir sıkıntınız da varsa sizin arkadaşlar şuradaki işlemi de yani şuradaki bölümü de söküp içerisindeki bileziği değiştirmeniz gerekiyor. Ama yalnız bende öyle bir sıkıntı yok. Tekrar söylüyorum eğer aranızda vanos arızası varsa yeni bir vanos aldıysanız direkt takmayın. Bu şekildeki contalarını da yenileyin ki yani sonuçta çıkma aldığınız parça da eski olacaktır şuradaki contaları. Şimdi ben yeni contam arkadaşlar hemen şunu yağını fazla damlatmadan temizleyip yenisini montajlayacağım.